Ya şunu söylüyordum. Şimdi bizim açımızdan iki problem var. Baştan alayım belki süremiz varsa o Buyur. meseleyi. Yani uluslararası topluma baktığımızda İngiltere'de ve İspanya'da iki terör örgütü vardı. İşte ETA, IRA. Bu iki örgütün bitirilmesinde iki faktör rol oynadı. Birincisi uluslararası desteğin kesilmesi, diğer ülkeler tarafından desteklemesinin kesilmesi. İkincisi kendi toplumlarında büyük bir utançla bu yapılara, daha yakın yapılara vesaire bakılmaya başlandı. Yani bu yapıları övmek, bu yapılardan sempatik bir şekilde bahsetmek, bunlarla ilgili şarkı söylemek, bunlarla ilgili marş yazmak, bunlarla ilgili belgesel çekmek, film çekmek, gazetecilerin bunları övecek şekilde konuşması, anlatması veya romantize ederek sunması, bütün bunlar anayasal anlamda suç demiyorum. Ama bunlardan bahsetmenin toplum içinde bir utanç verici bir durum olduğuna dair bir psikoloji oluşturuldu bu toplumlarda. Özellikle İspanya'da milyonlarca insan terör saldırılarından sonra yürümeye başladılar. Ve burada toplumsal desteğin kesildiğini görüyoruz. Bizim Türkiye'de uluslararası desteğin PKK'ya kesilmesi noktasında belki %100 biz rol oynayamıyoruz. Çünkü Amerikalılar ve PKK'ya destek veren diğer ülkeler, örtülü veya açık, zaten Türkiye'yi meşgul etmek isteyen ülkeler. Yani Türkiye kendi içine kapansın, Türkiye kendi sınırlarındaki problemlerle uğraşsın, bunlara yoğunlaşsın ki bunlardan kafasını kaldırıp uluslararası gündemlerle meşgul olmasın ya da daha büyük bir ülke haline dönüşmesin. Bunu zaten istiyorlar. Ben dün ve bugünkü saldırıların da yani bir boyutunun mutlaka Türkiye'nin İsrail'in katliamlarına yoğunlaşmış kamuoyu gündeminin parçalanmasına yönelik bir hamle olduğu konusunda da bir düşüncem var. Yani o duygu yoğunluğumuzun bir şekilde dikkatimizin dağılması. Algı operasyonu mu diyorsunuz? Algı operasyonundan daha büyük bir şey bu. Yani bu bir tam bir operasyon. Algı da değil. Yani tümüyle Türkiye'de biz neye yoğunlaşmıştık burada? 70 gündür İsrail'in Filistin katliamlarını konuşuyorduk. Türkiye'de her gün belli bir şehirlerde, bazı şehirlerde haftanın birkaç günü bu konuda eylemler gerçekleştiriyordu. Bugün, yarın İstanbul'un, Ankara'nın pek çok yerinde eylem var. Ama biz tabii şimdi kendi meselemiz, yani Filistin de bizim meselemiz ama bu meseleyi kendi içimizde daha çok hissettiğimiz için söylüyorum. Buna dönmeye başladı dünyamız. Doğal, bu da doğal bir durum yani yakın, daha yakın. Dolayısıyla bunun öyle bir boyutu da var ama daha büyük problem olan şey Türkiye'de PKK'nın övülmesi serbest neredeyse. Yani bunun belki şikayet ettiğinizde anayasal işte yargı boyutu olabilir. Yani bence bu çok hani bir önemli ama çok da şey yap, ya çok da önemli görmek istemiyorum. Önemli olan PKK'ya yönelik sempati oluşturacak şekilde yapılan açıklamaların ya toplum tarafından dışlanmasıdır. Yani etraftaki insanlar tarafından dışlanmasıdır, kınanmasıdır. Ya da kınanacağından dolayı ya bunun yapılamamasıdır. Böyle bir tablo yok. Şimdi isimleri unuttum ama mesela Taksim'de bir bombalı saldırısında PKK'nın The Marmara Oteli'nin orada bir sanatçının ablası ölmüştü. Onur, şimdi ismini tam belki hatırlayanlar olursa söylesin lütfen. Daha sonra o ölen kişinin kardeşi şunu söyledi. İkisi de yani solcu. Şöyle diyordu. Yani benim mahallemde, ya kendi Cihangir mahallesini kastediyor. Yani Cihangir'deki sol ekibi kastediyor aslında. Röportajında var. O da bunun bahsedilebilir. PKK övülüyor. Bunu söyleyeyim. PKK benim mahallemde övülen bir yapı. Şimdi biz bunu İstanbul'da terör saldırısı olduğu gün bir partinin Esenyurt ilçe başkanı tweet atıyor. Demlenmek iyidir diyor. Kirlenmektense demlenmek diye koyup tweet atabiliyor. Ya yani bunu ben anlamak istemiyorum. Ya yani bunu bizim PKK'dan ibaret bir şey değil. Yani sadece işte dağa çıkmış
kurşun atan, silah sıkan, işte sınırlara saldırı düzenleyen bir yapıdan ibaret değil. Yani bu bir, o bir çekirdek olabilir ama bunun etrafında farklı farklı sosyolojik halkalar var, siyasal halkalar var, onun uzantıları var. Yani bizim Türkiye'nin bu meseleyi bence hala tam anladığını düşünmüyorum. Çünkü bu meseleye biz fraksiyon olarak bakıyoruz. Yani X fraksiyonu kendi rakibi gördüğü başka bir siyasi partiye karşı başka birisiyle işbirliği yapabiliyor. Böyle olmaması lazım. Yani PKK meselesi veya PKK uzantısı veya PKK'yı öven, PKK'lı aktörleri savunan, işte terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı savunmak mesela. Ya şimdi bunlarla ilgili yapılan açıklamaları Türkiye'de böyle bir yapı olabilir. Ama bu yapıya karşı %85 oy, %92 oy potansiyeli olan diğer partilerin siyasal anlamda kesinlikle dışlayıcı bir noktada durması gerekiyor. Ve PKK ile mücadeleyi, PKK'nın uzantısının etkisiyle mücadeleyi bir partiye, bir iktidara bırakılmayacak kadar önemli bir mesele. Peki, bunun mutlaka daha iyi anlaşılması, analiz edilmesi gerekiyor hepimiz tarafından. Evet. Yani şimdi bir parti tarafından ya da iktidar tarafından değil. Evet.